aşk insanı nasıl olunur? Güzel yüzüm zaten bizi Allah öyle yaratıyor. Başka bir şey yapacak gibi yaratılmıyoruz biz. Şimdi ya mutlak yokluk olur yahut varlık olur. Mutlak yokluk teknik olarak mümkün değil. Mutlaka varlık oluyor. Varlık olduğunda sevgi olmaması mümkün değil. Mutlaka sevgi olur. Sevgi de her şeyi kaplar. Hepsi, yani çok büyük güçte olduğu için. Yani hepsini yutar. Sevgisizliği, negatifliği, her şeyi yutacak güçtedir sevgi. Yani gücü en yüksek yapıdadır sevginin. Her şeyi yutar. Her şey onun içinde kaybolur. O zaman biz zaten sevgiye göre yaratıldığımız anlaşılıyor. Ve bu sevgide de limit koymadığını görüyoruz Allah'ın. Yani uçsuz bucaksız, limitsiz olduğunu görüyoruz. O zaman yapacağımız bu çok zevkli olan nimeti nasıl böyle daha kana kana alabiliriz? Ne yaparız? Bir kere samim oluruz. Samim oluruz ki normal boyuta gelelim. Normal insan boyutuna gelelim. Yani Allah'la bağlantıyı normal hale getirelim. İkincisi, Allah'ın büyüklüğünü kavrayalım. Yani o da toplam 5 dakikasını alır insan, 3-5 dakika. Yani 1-1,5 dakikada samimi olunur. 5 dakikada falan, 4-5 dakikada Allah'ın büyüklüğü iyice kavranır. Ama şeytandan falan aşık atmak, uğraşmak yok. Yani zaten olmaz böyle bir şeyden. O zaman zaten sevginin denizine girmişsin demektir. Yani o uçsuz bucaksız artık ilerlersin. Yani Allah'ın amacı da sadece senin sevgin olduğu için seni sürekli sevgiye çeker zaten. Sevginin içerisinde alabildiğine gitmeye başlarsın. Yani onun için şahsın yapacağı bir şey yok. Zaten yaratılışı sevgiye göre olduğu için insan kendinden yol almaya başlar. O zaman da aşkı en mükemmel şekilde yaşar. Benim güzelim nasıl Allah aşk için yarattıysa, bak senin bu kadar özenli niye yarasın Allah? O saçın siyahını niye bu kadar mükemmel yapsın? O kaşın siyahını niye bu kadar mükemmel yapsın? O cildin beyazını niye bu kadar bembeyaz yapsın? Ve niye o kadar güzel bir sesi sana versin? Hepsinin amaçlı olduğu belli. Mesela o zarif kolyene varıncaya kadar onların hepsini yaratan Allah'tır. Allah'ın amacı sevgidir. Bak burada herkes seni sevdi. Ben de en çok ben sevdim. Dolayısıyla hep sevileceksin. İnşallah cennette de sonsuza kadar yanımda olursun. İnşallah.